matematik dehalarından George Boole. George Boole kimdir? George Boole 1815-1864 2 Kasım 1815'te İngiltere'nin Lincolnshire şehrindeki Lincoln kasabasında dünyaya geldi. Önce Lincoln'de bir okula giden Boole, daha sonra özel bir okula devam etti. Fakat matematikle ilgili ilk eğitimini, aynı zamanda optik cihazların yapımına ilgi duymasının da sebebi olan babasından aldı. Daha sonra yabancı dillere ilgi duymaya başladı. Yerel bir kitapçıdan Latince dersleri aldı. 12 yaşında Latince'de o derece becerili hale gelmişti ki, Latin şair Horace'nin bir şiirini tercüme etti. Bundan büyük övünç duyan babası bu şiiri yayınlattı. Fakat Boole, 12 yaşındaki birinin yazamayacağını düşündüren kabiliyeti sebebiyle yerel okullardan birinin müdürüyle aralarında bir tartışma yaşandı. Akademik bir derece için çalışmamasına rağmen Boole, 16 yaşında asistan öğretmen olmuştu. Yabancı dillere olan ilgisi devam ediyordu. Kiliseye katılmak istiyordu. Fakat 1835'te fikri değişti. Kendi okulunu açtı ve orada kendi başına matematik çalışmaya başladı. Daha sonraları iyi bir öğretmenden ders almak yerine kendi başına çalışarak 5 yılını ziyan ettiğini anlayacaktı. Bu sıralarda Laplace ve Lagrange'in çalışmalarını inceliyordu. Bunlardan daha sonra ilk matematik makalesinin temelini oluşturacak olan notlar çıkarıyordu. O sırada yeni kurulmuş olan Cambridge Matematik Dergisi'nin editörü olan Duncan Gregory tarafından desteklendi. Duncan Gregory ona Cambridge'de matematik dersi almasını tavsiye etti. Fakat ailesine bakmak zorunda olan Boole okulunu terk edemedi. Bununla beraber Cambridge Matematik Dergisi'ne yazı yazmaya başladı. Duncan Gregory'den etkilenen Boole cebir çalışmaya başladı. Cebirsel metotların diferansiyel denklem çözümlerine uygulamasına ilişkin makalesi Kraliyet Derneği'nce yayınlandı ve bu çalışmasıyla Kraliyet Derneği madalyasını kazandı. Mantık alanında çalışmalar yapan ilk İngilizlerden olan Boole, nicelik simgelerini işlem simgelerinden ayırma yollarını göstererek cebirsel simgeler ile mantıksal biçimlere ve tasarımlara karşılık gelen simgeler arasındaki analojiyi ortaya koydu. Boole'un 1847 ve 1854 yıllarındaki buluşları mantık cebirinin ya da bugünkü adıyla Boole cebirinin doğmasını sağladı. Yoksul ailesine yardım edebilmek amacıyla 16 yaşında bir okulda öğretmenlik yapmaya başlayan Boole, bir diğer yandan da yabancı dil alanındaki çalışmalarına devam ediyormuş. 4 yıl boyunca öğretmenlik yapmasına rağmen maddi olarak bir türlü refaha kavuşamayan genç, özellikle papaz olmayı düşünmüş fakat daha sonra karar değiştirmiş. 21 yaşındayken özel bir okul açan genç, burada tek başına matematik çalışıyormuş. Laplace, Abel, Galois ve Lagrange gibi isimlerin çalışmalarını inceleyen Boole, daha sonra ilk matematik makalesinin temelini oluşturacak notlar çıkartıyormuş. Tam da bu dönemler Cambridge Matematik Dergisi'nin editörü Duncan Gregory tarafından Cambridge'de ders almaya davet edilmiş. Ancak ailesine destek olabilmek için bu teklifi geri çevirmek durumunda kalmış. Ders almaya gidemese bile Cambridge Matematik Dergisi için yazı yazmaya başlayan Boole, kısa bir süre sonra cebir üzerine yoğunlaşmaya başlamış, yazdığı bir makalesi Kraliyet Derneği tarafından yayınlanınca Kraliyet Derneği madalyası kazanan genç dahi 1849 yılında Cork'ta Queen's College'inde Matematik Kürsüsü Başkanlığı görevine getirilmiş. Boole'un eserleri. Boole cebiri, önermeler ya da nesneler arasındaki ilişkileri betimleyen simgesel matematiksel bir mantık sistemidir. Temel kuralları Boole tarafından ortaya konan bu sistem, zamanla kümeler kuramı ve matematiğin diğer dallarına etkili bir biçimde uygulandı. Boole cebiri, günümüzde olasılıklar kuramı, kümeler geometrisi ve bilişim kuramı için son derece değerlidir. Ayrıca elektronik sayısal bilgisayarlarda kullanılan devrelerin tasarımı için gerekli olan temeli oluşturmaktadır. Boole cebiri, değişken olarak adi cebirdeki gibi sayısal niceliklerin değil, doğruluk değerlerinin, yani bir mantıksal önermenin doğruluk ya da yanlışlığının kullandığı durumlarda geçerlidir. Boole cebirinin önemli bir üstünlüğü olan bu özellik, doğruluk değeri 1 ya da yanlışlık değeri 0 olabilen önermelerle işlem yapılmasına olanak sağlar. İki mantıksal önerme, simgesi A ya da simgesi V, mantıksal bağlaçlarından biri ile bağlanarak bir bileşik önerme oluşturulabilir. Böylece elde edilen bileşik önermenin doğruluk değeri, birbirine bağlanmış olan iki önermenin ayrı ayrı doğruluk değerleriyle kullanılan bağlacın türüne bağlıdır. 1847 yılında Mantığın Matematiksel Analizi isimli eseriyle dikkat çeken George Boole, burada mantığın felsefesiyle değil, matematikle birlikte ele alınması gerektiğini savunmuştur. 1854 yılında ise düşünceleri iyice yerine oturan deha, mantık ve olasılıklara ilişkin matematiksel kuramların dayandığı düşünce yasaları üzerine incelemesini yayınlamış ve matematiğe Boole cebiri kavramını getirmiştir. Buradaki mantık, modern bilgisayarlarda ve elektronik anahtarlı devrelerde kullanılmıştır. Ayrıca 1859 yılında diferansiyel denklemler üzerine bir araştırma ve 1860'da da sonlu farklar hesabı üzerine bir araştırma isimlerindeki tezlerini tamamlamış. Onlarca bilimsel makale yazan George Boole, sayıların dağılma özelliğinde ilk defa inceleyenlerden biri olmuştur. Kısacası, o hala yeteri kadar tanınmasa da bugün tüm dünyanın kullandığı teknolojilerin temellerini atan kişi olarak yakın tarihte adını duyurmayı başarmıştır. Boole, yapıtlarının yayınlanmasından sonra çok yaşayamadı. Gitmeye söz verdiği bir konferansa yetişmek için yağmurlu bir günde sırılsıklam olup yakalandığı bir zatürreden Aralık 1864 günü 50 yaşında İrlanda'nın Cork ilinde Ballintempo'da öldü.